Bismillahirrahmanirrahim İHL Arapça 9 Sayfa 67 Alıştırma 11 İstemiyen dinle İlen nası parçayı Nas parça demek Ve ikra ve oku Hu o parçayı sonra sonra Uktubu yaz Hu o parçayı Nereye yaz? Fi defteri ke Kendi defterine yaz Türkçe kendi demek. Defter zaten Türkçeden bildiğiniz bir kelime. Ene <laughs> ben, ben kimim? Muhammedun, Muhammed adlı kişiyim. Ve ene ben, balibun, bir öğrenciyim. Nerede? Fil medreseti, okulda. Nasıl okul? El iptidaiyeti, başlangıç okulu. Yani ilk okulda, ilk öğretimde bir öğrenciyim. Ehi, benim erkek kardeşim, uhti ve benim kız kardeşim huma her ikisi de nedir? Talibane iki tane öğrencidirler. Nerede? Fil camiati üniversitede. cami üniversite demektir. Yedrusu okuyor, ders görüyor. Ehi erkek kardeşim fi ismi riyazatı riyazat bölümünde kısmında. Riyazat spor demek. Beden eğitimi. Kable aşırati eyyamin. 10 gün önce, kable önce demek. Aşra, on. eyyam, günler demektir. 10 gün önce, safera, yola çıktı. Yolculuğa çıktı. Kim? Ebi, benim babam. Nereye doğru yola çıktı? İla Uğrubiyya, Avrupa. Avrupa'ya doğru yola çıktı. Niye? Lil ameli, çalışmak için, iş için. Ve ene ben eştagu özlüyorum, özlem duyuyorum ileyhi kendisine yani babama. Keferan çok, çok özlüyorum onu. Kalet dedi li bana. Kim dedi? Ümmi benim annem. Ne dedi? İnne şüphesiz ki ebi benim babam. Ersele göndermiş ileyha kendisine yani anneme göndermiş. Ne? risaleten bir mektup. Nasıl mektup? Kasiraten kısa. Kasiraten kısa bir mektup mektup göndermiş. Karatu ben okudum er risalete o mektubu okudum ve esbahtu ve ben oldum saiden çok mutlu oldum. Niye çok mutlu oldum ki ben acaba? Lenne çünkü validi benim babam seyaudu yakında dönecek. Yaudu dönecek. Seyaudu yakında dönecek. Sin yakında manasına gelmekte. Nereye dönüyor? İlel beyti eve. Ba'de selaseti eyyamin. Üç gün sonra. Ba'de sonra selase. Üç eyyam günler. Elhamdü hamd kime aittir? Lillahi Allah'a mahsustur. Hüve o bi hayrin iyi imiş. Ene ben uhibbu mutluyum. Uhibbu seviyorum demek esasen değil mi? Seviyorum yani mutluyum. Ene ben uhibbu seviyorum. Neyi? Cemi'e efradi üsratiyi aile fertlerimin yani aile fertlerinin derken bireylerinin tamamını cemiye tamamı hepsi bütünü efrat fertler bireyler a aile aile üsrati benim aile ailemin bireylerinin hepsini seviyorum ben 12 ecib cevap ver hanil es ileti suallere cevap ver sorulara el الحوار السابق geçen diyaloğa göre cevap ver rastgele değil Hel ya'melu çalışıyor mu validu Muhammedin Muhammedin babası çalışıyor mu nerede fi Avrupa Avrupa'da çalışıyor mu Birinci soru bu. İki, es ikiye geçmeden cevabını verelim. Muhammed'in babası Avrupa'da çalışıyor mu? Çalışıyor mu idi? Neredeydi? Şurada Avrupa geçiyor. Ha. Safera yola çıktı demek. Gitti demek. Babam Avrupa'ya çalışmak için gitti. Çalışıyor demiyor burada. Çalışmak için gitti. Yani çalışmak için gittiyse çalışıyordur. Kendisine güveniyoruz. Öyleyse heli sildikten sonra naam. Evet yamelu çalışıyor validu Muhammedin Muhammedin babası fi Avrupa Avrupa'da. Yani heli silip hel yerine naam yazarsan bu işlem tamamdır. Başka bir şey yapmana gerek yok. 2. Hel karaet okudu mu? Uhtu Muhammedin Muhammedin kız kardeşi neyi er risalete mektubu okudu mu? Kara tu ben okudum diyor burada. Yani kardeşim okudu diyor mu? demiyor o zaman ne diyeceksin heli silip yerine la yazman yeterli ne yazacağız buraya heli sildikten sonra helin başına yani hel yok ne var burada bir tane la var gerisi kara et uhtu Muhammedin el er risaleti heli sil her yerine la yaz al sana cevap 3 Eyne nerede yedrusu okuyor? Ehu Muhammed'in, Muhammed'in erkek kardeşi nerede okumaktadır? Bakalım yukarıda nerede okuyordu? Ehi ve uhti, her ikisi nerede camiada okumaktaymış. O zaman yedrusu yedrusu Ehu Muhammed'in yani olduğu gibi yaz. Eyneyi sil. Yedrusu Ehu Muhammed'in bunu yaz peşine. Fil, fil camiat. Fil camiat. Sadece onu ekleyeceksin. Eyni sil. Geri kalan cümle var ya. Yedrusu ehu Muhammedin. Bunun sonuna fil camiati yazman yeterli. 4. Ene nerede tedrusu okuyor? Uhtu Muhammedin. Muhammedin kız kardeşi nerede okuyor? Az önce geçtiği üzere o da aynı yerde okuyor değil mi? Ehi, uhti. Her ikisi de demişti bir farklılar dikkat çekmek için yapıyor. Aslında ikisi de aynı yerde okuyor ama bir yerde y bir yerde t diyor. Bak müzekker mühendise dikkat çekmek istiyor. Buna siz de dikkat edin yani. Madem dikkat çekmeye çalışmış dikkat edelim. Üçüncü de üçüncü soruda y dürüsü yani ya ile fiil yazılıyor. Peşine Muhammed geliyor. Muhammed erkek ya fiilin başında ya var. Dördüncü soruda uht diyor kız kardeş diyor. Muhammed geçiyor ama Muhammed'ten bahsedilmiyor esasen. Muhammed'in kız kardeşi buradaki önemli önemli kişi, fail diyelim. T durusu o yüzden ta ile geliyor fiil. Ne diyeceğiz? T durusu uhtu Muhammedin fil camiati. Aynı şekilde fi el camiat. Bunu sonra yazdık mı tamamdır. Böylece tamamlandı galiba değil mi? Herhalde tamamlandı. 13. imle doldur el feragati boşlukları. Zihnimdeki boşlukları mı? Hayır. El atiyeti aşağıda gelen boşlukları. Minel kaimeti kutucuklardan. Artık kutu diyorum ben dikdörtgen burada. Filmi kema fil misal örnekte olduğu gibi. Buradan kelimeleri seç uygun yerlere yerleştir demektir bu. O zaman yapmaya çalışalım. Validu Muhammedin, Muhammedin babası Yamelu çalışıyor fi şirketi şirkette. Buradaki sorular, cevaplar parçayla bir alakası yok yani tamamıyla farklı. Şurada kelimeleri müzeker müennes ve mantığa göre seçerek yapmamız istenmiştir. Tamam. Ummu Muhammedin, Muhammedin annesi. Annesi bak burada ım söz konusu. Anne nedir? Müennestir. Sana müennes bir fiil lazım. Yani temelü tedrusu. Bunlardan birini seçmen gerekir. Muhammed'in annesi tedrusu desem şuraya okuyor. Fil müsteşfa hastanede okuyor. Hastanede okunmaz. O zaman temelü demeliyim değil mi? Temelü seçersin. Buraya yazarsın. Temelü. Madde 3. Uhtu Muhammed'in. Muhammed'in kız kardeşi diyor. Yine bir kız, bir kadın, bir müennes. O zaman Tedrusu. Uhtu Muhammed'in. Muhammed'in kız kardeşi Tedrusu okuyor, ders görüyor. Fi gismil hendeseti. Buraya ne yazıyoruz o zaman? Tedrusu. Tedru su. Tedrusu'yu buraya yazıyoruz. Mühendise mühendislik demek bu arada. Mühendislik mühendislik bölümünde kısmında okuyor. 3. Ehu Muhammed'in Muhammed'in erkek kardeşi Yamölü'yü zaten kullanmıştı. Geriye yedrusu kaldı. Başka seçenek yok ki. Ahu Muhammed'in, Muhammed'in erkek kardeşi Yedrus'u okuyor. Fi kısmi riyazatı, riyazat bölümünde. Riyazat spor demek, beden eğitimi demek. O bölümde okumaktadır. Zaten elinde de öyle görünüyor ki raket var. Tenis oynayacak. Buraları yazdık. Peki buradaki sorular esasen neye dayalı? Yani burada neyi görmemizi, fark etmemizi beklemişler? Bakın şimdi bir cümle. Mesela bu cüm, ilk cümleye bakıyorum. Valid müzekker, Muhammed müzekker, peşine gelen fiil de müzekker. Buraya bakıyorum. Ummu Muhammed'in. Um anne demektir. Anne dişil bir varlıktır. Dolayısıyla müennes yani dişildir. Muhammed müzekkerdir. Peşine gelen kelime hangisinde uymalıdır? Müzekkere mi uyduracaksın, müennese mi? Biraz manayı bilmekle alakalı. Ummu Muhammed'in, Muhammed'in annesi isim tamlamasıdır bu. Türkçede de var isim tamlaması, Arapçada da var. Arapçada buna izafet diyoruz. Muzaf, muzafın ileyh diyoruz. Bu durumlarda ümmü kelimesine burada aynı zamanda müptedadır. Müpteda ile uyumlu olarak gelmesi gerekiyor. Çünkü ümmü Muhammed'in ilişkisinde bu kelimelerle alakalı ilişkiye baktığımızda bu terkipte asıl olan Muhammed değildir. umdur. Burada Muhammed'den bahsetmiyorum. Muhammed kelimesi geçiyor ama Muhammed'in annesi ne olmuş annesine? Annesi bir şeyler yapıyor. O zaman getireceğin kelime anneye yani mühennese uyması gerekiyor. Uhtun <laughs> mühennes yine o zaman mühennes bir fiil lazım. Ehu müzekker <laughs> o zaman müzekker bir fiil lazım. Yani bunların hangileri müzekker hangileri mühennes fark edebiliyor musun? E hadi fark ettin. Buradaki kelimelerden müzekker mühendis ayırt edebiliyor musun? E hadi ettin diyelim bunu da. Burada müzekker mühendis uyumunun olması gerektiğini fark edebiliyor musun? Bak, bu üç maddeyi görebilmeni istiyorlar. Tabi burada demiyor yani şunu 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 görmen lazım demiyor ama konu bu. Bunu görmeni istiyorlar. Göremiyorsan bu iş tam olmadı demek. 68. 14. alıştırma soru. Artık bakalım ne çıkıyor. Uktub yaz. Er rakame. Rakamı yaz. Rakam Arapça. Es sahiha. Doğru rakamı yaz. Nereye yazalım? Fid daireti. Daireye yaz. Apartman mı? Yok. Daire yuvarlak yani. Çemberin içerisine yaz. Hasaben nasıl? Parçaya göre tabii ki. Kema fil misal. Örnekte olduğu gibi. K gibi mauşeke film misali örnektedir. Örnekte olduğu gibi. Madde 1. Ene ben dalibun bir öğrenciyim. Film medreseti okulda. Okuldaki bir öğrenciyim. 1. Ne yapmışlar? Şuraya 1 koymuşlar. el ibtidaiyet okul. Hangi okul? İlk okul. İlk öğretim okulunda bir öğrenciyim. İbtidaiye kelimesi el medrese kelimesiyle ilişkilidir. Alakalıdır. Yani gramer olarak pek terim kullanmıyorum ama el medrese mevsuftur. el iptidaiye onun sıfatıdır. Sıfat mevsuf arasındaki uyuma dayalı olarak bu fark ediliyor. Sıfat mevsufu bilmiyorsun. E olabilir. El medrese el iptidaiye Daha önce bu kelimeler yan yana geçti zaten. Oradan bir varsayım, bir tahmin olarak yan yana getirmen gerektiğini hissedebilirsin. Yani çok net bir soru değil tabii ki. Arapça biraz daha bilmek gerekebilir. Madde 2 Elhamdülillah Hamd Allah'a mahsustur. Hamd Allah'a olsun. Hü o kişi yani babasıydı değil mi metni hatırlarsan haseben nasıl ya bir hayrin iyidir. İyiymiş o kişi yani babası. Şimdi parçayla alakalı olduğu için birinci soruda da yani elipte dayı kelimesi geldi anlaşılır. Ben bu şekilde parçayla alakalı gelen sorulardan pek hoşlanmıyorum. Niye? Şimdi adam oturup bu parçayı ezberleyecek mi yani? Bundan bu şekilde soru mu soracaksın? Ene Dalibun nokta nokta film medreseymiş. Parçada böyle geçiyordu. Bilmen lazım. Parça o kadar önemli mi bu? Ezber mi yapılması gerekiyor? Parça niye ezberlensin? 3 Safera yola çıktı Ebi benim babam nereye doğru? İla Avrupa, Avrupa'ya doğru lil ameli iş için, çalışmak için. Yani 3 yazıyorsa sen de buraya 3 yazacaksın daireye. 4. Huma o ikisi. Madem tesnidir, ikildir. O zaman ikili olan kelimeyi seçmelisin. Dalibani. Buraya Huma'nın yanındaki olan 4'ü yazmalısın. 5. Ene ben eştaku özlem duyuyorum. Özlüyorum. ilehi onu ketiran çok. Buraya da ilgili rakamı yazmalıyız ki o da neymiş? 5'miş. 15. alıştırma ecri uygula et temrini alıştırmayı yap yani kema filmi misali iki örnekte olduğu gibi iki tane örnek verdin diyor artık bu iki örnekten yola çıkarak diğer örneklerde ne yapman gerektiğini anlarsın diyor ama kendisi demiyor yani şunu şunu yap demiyor örnekten yola çıkarak bir fikir üret senden ne istediğimi kendin çöz ve icra et diyor Ademin ne demek? Ade fiilinden sonra min harfi cerri gelir demektir. Tamam mı? Ade'den sonra min harfi cerri gelir demektir. Parantez arasında kelimeler. Hemen altta bir on var. Peşine eyyam var. Yani on ile eyyamın birlikte kullanılmasından bahsedilmiş. Beş ile eyyam kelimesinin birlikte kullanılmasından bahsedilmiş. Ankara ile e, altı gün birlikte kullanılmış. Üç ile günleri birlikte kullan. Yani üç gün. Böyle gitmiş. Çözmeye başlayalım. Ade döndü. Kim? Ebi benim babam. Bak burada yağ var. Benim. Demek idi. Unutmayalım. Nereden döndü? Min medineti Rize. Rize şehrinden. Buradaki Medine özel isim değil yani Ankara gibi Paris gibi, New York gibi bir şehir adı değil. Şehir demektir. Özel isim olarak bir şehir adı değil. Min medineti Rize. Rize şehrinden döndü. Ne zaman? Kable aşrati eyyamin. Kable önce aşrati on eyyam günler demektir. On gün önce döndü. 3 ile 10 arasındaki rakamlardan sonra gelen kelimeler ne gelir? Hem cemi hem de mecrur gelirler. Ona temiz denir. Buradaki eyyam kelimesine temiz adı veriyoruz gramer olarak. Hem cemi hem de mecrurdur. Yevmun müfret yevmanı tesniye eyyam cemidir. Aynı zamanda rakam ile peşine gelen temiz arasında ne vardır? Cinsiyet uyumsuzluğu vardır. Cinsiyet uyumsuzluğu vardır. Şimdi diyor ki 10 bir de eyyam. Bunları kullan. Safer'a yola çıktı. Gitti. Ebi babam ila Rize. Rize şehrine gitmiş. Ne zaman? Kable aşratı eyyamin. Aynı şey değil mi? Hemen hemen aynı. 10 gün önce Rize'ye gitti. 5 ile eyyam kullan demiş. Safer'a yola çıktı. Ebi babam ila Medineti. Sakarya. Sakarya şehrine babam gitti oraya doğru yola çıktı. Kable ham seti ham burada mim var. Ham seti Kable ham seti eyyamin. Eyyam aynı yazacaksın buradaki gibi. Eyyamin. şu geliyor yani. 5 gün önce. Ümmi kelimesini kullan. Saferat yola çıktı ümmi annem ile Medineti İstanbul İstanbul şehrine doğru yola çıktı gitti kable erbaeti eyyamin 4 gün önce erba 4 demek kable önce eyyam günler demektir rakamları hatırlayalım bu arada Vahidun, istane, selasetun, erbaatun, hamsetun, sittetun, sebaatun, semaniyetun, tisatun, aşaratun, müzekker, müennes. Vahidetun, isnetani, selasun, erbaun, hamsun, sittun, sebaun, semanun, tisun, aşerun. İdi. Peki devam ediyoruz o halde. Şimdi en son nerede idik? Burada en son nerede idik? Ümmi ile alakalı olan yeri yapmıştık. Ankara ile 6 günü kullanmamız istenmiş. Safer'a yola çıktı. Gitti. Ehi, erkek kardeşim. İla Ankara te. Sondaki ta'ya feta vereceksin. Tamam mı? Ya yazacaksın. Fetalı. İla en Ankara te. Ankara'ya gitti. Ne zaman? Kable. Burada 6 var. 6 için ne yapıyor idik? 6 için buraya bakıyoruz. Ne var? Sit var. Değil mi? Sit t t. Şuradaydık biz. Kable sit t Eyyamin. Şu sitte yazıyorsun sadece. Ta'ya esse vereceksin. Tamam mı? Sit Eyyamin. Bu şekilde. Burada 3 ile eyyam kullanmamız istenmiş. Adet döndü. Ümmi annem. Min midinit. İzmir. İzmir şehrinden döndü. Ne zaman? Kable selaseti eyyamin. Üç gün önce. Kable önce. Selase üç eyyam günler. Peki sıra sonuncu kelimeye gelmiş oldu. Sonuncu örnek. Bolu ile yedi ve günler kelimesini kullanmamız istenmiş. Adet döndü. Uhti kız kardeşim. Nereden döndü? Min bolu. Önce min peşine. Bulu. Bolu yani. Bulu. Hocam nasıl bulu? O mu var Arapçada? Arapçada o yok. Ne yapıyorlar o'yu? Ötre ile u ile ifade ediyorlar. Bolu'dan döndü. Kable. Yedi bul. Bak yedi. Seb'ati. Kable. Seb'ati eyyamin. Böylece 16'ya gelmiş olduk. Peki 16. Unzur bak ile surat resme. Suret resim demek tekildir. Baktım resme muhtemelen bir aile. Ve ikra ve oku el cümle cümleleri cemi cümle bir kelimedir. sonra emme düşün maniye ma ha onların manalarını. Onların derken o cümlelerin manalarını yani. İsmi benim ismim, benim adım nedir? Salihun salihtir. Dikkat ediyorsunuz değil mi? İsmi benim. Bu ya kullanılmaya hala devam ediliyor. Niye? Dikkat çekiyor. Artık bunu iyice anlayın diyor. Benim adım salihtir. İsmi Kamil, ismi Zeynep, ismi Necati adın her neyse yani kendini tanıtırken önce bir ismi de peşine adını söyle. Benim adım şudur demiş olursun. Ene mühendisun, ene dalibun, ene imamun, ene hafizun. Ne dersen de. Ben bir mühendisim. Ene ben mühendisim. Bir mühendisim. Ve li benim için vardır. Ne var benim için? Bana ait olarak ne var? Selasetu evladin. Üç tane çocuk var. Benim üç tane çocuğum var demektir. Selase üç. Peşine evladı gelmiş. Evlat Türkçe'de tekildir. Hani velet dersin, evlat dersin. Hep tekil kullanılır böyle. Ama Arapça'da evlat çoğul bir kelimedir. Görüldüğü üzere selaseden sonra gelen kelime için ne dedik biz? Daha önce söyledim değil mi? Şuraya yazayım onu. Oraya yazma gerek yok. Şuraya yazalım. Arapçada 3 ila 10 arasındaki rakamların peşine gelen kelimeler. Yani 3'ten 10'a kadar müzekker olsun mühendis olsun fark etmez. 3'ten 10'a kadar olan rakamların sol tarafındaki kelimeler nedir? 1. Cemidirler. 2. Mecrurdurlar. 3. Rakamlar ile cinsiyet bakımından sağ tarafındaki rakamları bakımından cinsiyet olarak zıttırlar büyük yazayım dikkat çekmek için ben de bunu büyük yazayım zıttır tamam mı 1 2 3 3. madde iki kelime artık böyle bu şekilde bu size şu an verildi mi verilmedi ama geçen kelimelerde sürekli görüyoruz mesela Veli Veli benim için vardır Veliye benim için vardır bana ait olarak vardır Selasetü evladın üç tane çocuk vardır. Benim üç tane çocuğum var. Türkçeleştirdiğimizde böyle. Hadihi şu zevceti benim hanımım, benim eşimdir. Hala benim kelimesi ya kullanılıyor. İsmuha onun adı, eşimin adı nedir? Şeyma u. Şeymadır. Eşimin adı Şeyma imiş. Şeyma u tek ötreyle. Ve hiye o şeyma var ya, e nedir o? Dabibetül esnani, diş doktorudur. Dabibe, kadın doktor. Esnan, dişler demek. Diş doktorudur. Hadihi şu gördüğünüz de ibneti. Benim kız çocuğumdur. Artık bundan bahsediyor. İsmuha onun ismi kerimetu. Kerimedir. Ve hiye o dalibetun bir öğrencidir. Hü ve o bir değerini gösteriyor artık sağdaki soldaki önemli değil. İbni el kebir. e, şöyle okuyalım. İbni benim oğlum erkek çocuğum el kebiru büyük oğlumdur. İsmuhu murad. Onun ismi nedir? Murattır. İsmuhu murad. Ve o kimdir? Dalibun. E, o da bir öğrencidir. Hada şu gördüğünüzde İbni Es-Sagiru. Bu gördüğünüzde benim küçük çocuğum, küçük erkek çocuğumdur. İbni benim çocuğumdur, oğlumdur. es küçük oğlumdur. İsmuhu, onun da adı Muhammedun, Muhammed'tir. Ve heve o, dalibun, bir öğrencidir. ha ulay, işte şunlar var ya, şunlar e, aileti, benim ailemdir. Ailetun, aileti, yine ya ile bitiriyor. Ahidiyet ifade eden yağımız, sonuncu kelime olarak da karşımızda. Sonuncu kelimede de var, ilk kelimede de var. Yani paragraf ilk kelimede de son kelimede de ya yer veriyor. Artık bunu kesin olarak bilin diyor. Dikkat çekiyor. Neyi? Yağının kattığı manayı yani. sayfa 70'teyiz. 17. alıştırma. Isel, sor, iste, sade, Arkadaşına sor. L S ile ta Aşağıdaki aşağıda gelen soruları arkadaşına sor ve uktub yaz. Ejv betha o soruların cevaplarını yaz. Ejvbe cevaplar. Ha o sorular. Soruların cevaplarını yaz. Nereye? Fil boşluklara. Eyne nerede tedrusu, Sen okuyorsun. Entesen nerede okuyorsun? Ene dalibun fil medreseti el iptidaiyeti veya ene dalibun fil camiati. Kadınsa ene, eneden sonra ne diyor bu durum? Diyelim ki kadın cevap vermek istiyor. Bu durumda ne der? Ene, şu şekilde yani ene ben neyim? Dalibetun, dalibetun, bir, bir kız öğrenciyim fil camiati. Hel tuhibbu, Yani bu soruya e, erkek cevap verecekse, bir erkeğe soruyorsan Tedrus'u Ente diye sorarsın. Bu soruyu erkeğe soruyorsan. Kadına soruyorsan, aynı Tedrus'u Enti. Tamam mı? Ente ile Enti'nin manası aynıdır. İkisi de sen demek. Tek fark ne? Ente diyorsan bir erkeğe hitap ediyorsundur. Enti esreyle. Bir kadına hitap ederken sen diyeceksen Enti dersin. Mana aynı. Sadece kime hitap ediyorsan ona göre hareket verilir. Hel tuhibbu sen seviyor musun medrese teke okulunu? Ha, ben pek sevmem okulu. Ayrı mesele. Tabii mümkün değil. Tuhibbu sen seviyor musun medrese teke okulunu? Erkeğe soruyorsan böyle. Kadına soruyorsan hel tuhibbu medrese teke Yine k geliyor değil mi? medreseteki okulunu seviyor musun? Peki ne diyebiliriz cevap olarak? Naam. Naam. Evet. Peşine uhibbu. Tuhibbu. Sen demiş ya. Sen diyorsa ben diye cevap veririz. Uhibbu. Ben seviyorum. Uhibbu. Naam. Uhibbu. Peşine medreseteki değil. Medrese, ti değil mi? Medrese ti okulumu kendi okulumu seviyorum. Hel bu. özlem duyuyor musun? İla ummu ke annene yönelik veya ummi ki annene yönelik. Ki dersen bir kadına sormuşsundur. Ke dersen bir erkeğe sormuşsundur. Anneni özlüyor musun? Demek bu. N'am evet. Özlüyorum. N'am evet. Peşine yazalım. Ee, Teştagu N'am evet. Teştagu olmaz ama yanlış yazdım. Şöyle bir silelim. Şunu tekrardan yazayım. N'am evet. #tagu değil mi? Ben özlüyorum. N'am evet. Eştagu. Eştagu özlüyorum. İla ümmi. Buna dikkat çekiyor bak. İla ümmi. Kötü bir yazım oldu ama. Ümmi kelimesi daha önce geçti. Zaten burada da var. Buradan kopyalayabilirsin. Sadece sonuna ya ekliyoruz. Devamında ne varmış? Eyne yamelu validuke. Eyne nerede yemelu çalışıyor vali duke senin baban nerede çalışıyor? Örneğin diyelim ki eyne sil yemelu çalışıyor vali di diyeceksin ama yemelu buraya yazdım mı varsa sen yaz yemelu peşine vali di tamam mı vali di benim babam demektir benim babam çalışıyor nerede varsa ki fi fil mesnai diyorum. Mesnai fabrikada. Fabrikada çalışıyor. Bu şekilde cevap verilebilir. Sayfa 71 et tedribatu alıştırmalar diyor. Biz de sayfa 71'de bırakıyoruz.